para, para, para. Evet efendim duyayım sesleri. Şıngır 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 sanki. Evet para geliyor arkadaşlar. Para geliyor sevgili dostlarım. Bu hafta size öyle bir ritüel vereceğim ki paraya para demeyeceğiniz belki de hayalinizdeki arabayı, evi ya da o toplu parayı ya da istediğiniz işi belki de gireceksiniz, olacaksınız ya da ayağınızın ucuna kadar getireceksiniz istediğiniz kısmetleri. Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta size öyle bir ritüel vereceğim ki paraya para demeyeceğiniz. Belki de hayalinizdeki arabayı, evi ya da o toplu parayı ya da istediğiniz işi belki de gireceksiniz, alacaksınız ya da ayağınızın ucuna kadar getireceksiniz istediğiniz kısmetleri. Evet bu hafta çünkü Jüpiter'den aldığımız çok önemli bir destek var. Aynı zamanda göksel kombinasyonlar bize yağdır diyor. E ben de senenin belirli vakitlerinde böyle olan kavuşumları sevgili takipçilerimle, öğrencilerimle paylaşmadan edemiyorum. Hep beraber para kazanalım ve paranın akışını kendimize aslında çekelim istiyorum. Birazcık mantığını anlatmak istiyorum size. Bugün bu hafta Kubera mantra yapacağız. Mantığı nedir bu mantraların? Neden çalışır? Ya da gerçekten ben bunu söyleyeceğim, yapacağım istediğiniz tarihlerde ama gelecek mi diyenler bir kere bu mantra ve vereceğim ritüel, özellikle vereceğim ritüel öğrencilerim tarafından, şifa öğrencilerim tarafından bizzat denenmiş, bizzat parasal anlamda getirisi olmuş ve benim hayatımı da gerçekten her ihtiyacım olduğu noktada değiştirmiş olan şahane bir mantradır. Mantranın mantığından ufacık bahsedip akabinde rütüelimizi hangi gün yapacağız, malzemelerimiz neler, nasıl bir işlemlerden geçecek bu süreç hepsini anlatıyor olacağım size. Şimdi mantranın mantığı şu arkadaşlar. Eski Sanskritçe kelimelerden oluşan sözcükler bulunuyor. Ama bizim bilinç yapımız bunlara alışık olmadığı için biz olduğu gibi okuduğumuz zaman yargı oluşturamıyoruz. Mesela ben size şu kelimeleri söylesem hadi canım oradan diyebilirsiniz. Milyon dolar kazanacaksın. Haberin var mı? Dediğim anda belki İlkokul birinci sınıfa gittiğinizde beslenme çantanızı hazırlayan annenizin size söylemiş olduğu bugün yarım ekmek koyabiliyorum anca ama içinde salam yok. İşte bununla idare edeceksin. Ya da sen bu kadar fazla maaşlı işi nereden bulacaksın diyen o yöneticinizin size söylediği kelimeler aklınıza gelebilir. Ya da aklınıza gelmese bile bilinç dışınızda bunlar olduğu için aslında siz fark etmeden ön yargı oluşturup içsel sesinizle geçmişteki kişilerin size anneniz, babanız, yöneticiniz, öğretmeninizin söylediği, geçmişteki kişilerin size söylediği ön yargıları aslında hiç fark etmeden zihninizden geçiriyor oluyorsunuz. Mantraların mantığı hiçbir şekilde kelimelerin anlamını bilmediğiniz için, yargı oluşturamadığınız için aslında düzenli çalışmalarla birlikte eğer ki frekansı gökyüzü de el veriyorsa kendinize çekeceğiniz özel enerji alanları oluşturuyor. Bireysel şifa seanslarımda ve şifa öğretilerimde, derslerimde gökyüzünün kombinasyonlarının doğum haritanıza göre özel çalıştığım bazı tekniklerde bulunuyor. Ama bu vereceğim ritüelde muhteşem işe yarıyor. Frekanslarınızı ve tabularınızı kırmanız için haberiniz olsun. Şimdi öncelikle malzemelerimiz neler? En önemlisi tarçınlarımız burada. yere gün yapacağız biz bu lüteyeli. Bazılarınız üç gün yapabilir, üç günden sonra dayanamayabilirler. Onlara da bir şey demiyorum. Üç tane ya da 7 tane tarçını önünüzde bulundurmanızı istiyorum. Her biri bir akşam en azından sizin yanınızda olsun ya da 7 akşam boyunca hepsi önünüzde açık olsun. Ben böyle bu renk tonlarında bir cüzdan kullanıyorum. Yeşil tonlarında. Buna ördek başı yeşil diyorlar ve parasal anlamda dolar rengidir hatta bu. Parasal anlamda çok güzel bir enerji akışı oluşturur ve mor renk cüzdanları tercih ediyorum. Ama sizin şu an elinizde böyle bir cüzdanınız olmayabilir. O yüzden hiç sıkıntı değil. Siz hangi cüzdanı kullanıyorsanız mutlaka o cüzdanı buraya koyabilirsiniz ya da daha sonra da böyle renklerde mor ya da işte ördek başı yeşili şeklindeki renklerde bir cüzdan satın alabilirsiniz ve ben çalışmalarımı yaparken mutlaka cüzdanımı yanımda bulunduruyorum. Mutlaka bir kozalak bulunduruyorum ya da birkaç tane kozalak bulunduruyorum ormandan topladığım çünkü kozalak kötücül olan enerjiyi, kötü ruhları kovan bir enerji alanı sağlıyor. Sonrasında bir amber tüsüsü bulunduruyorum. Amber yakıyorum. Amber de meleklerin çok sevdiği, frekans anlamında enerji akışını çok daha fazla akıştıran ve meleklerin gerçekten çok sevdiği bir enerji alanı oluşturuyor. Ama eğer ki evinizde amber yoksa bulamadıysanız kendi e, seçeceğiniz belki gül kokularından olan bir tüsü de olabilir. Ya da evinizde ne bulunuyorsa ondan da yararlanabilirsiniz. Frekansınızı arttırmak ve aslında odaklanmak için gerekli olan bir şey. Aynı zamanda bir antah karana sembolümüz bulunuyor. Hemen bunu böyle gösterelim şöyle. Antahkarana sembolü. Antahkarana sembolü ise bu sembolü önüme alıyorum ve sol elime bu sembolün üzerine koyuyorum. Çünkü Antahkarana sembolüne baktığım anda buradaki gördüğünüz bu şekil sizin odaklanmanızı, muhteşem bir şekilde odaklanmanızı sağlıyor. Ve aslında dileklerinizi, dualarınızı, yukarıdaki özbenliğinize ulaştırmanızı ve tanrısal sisteme ulaştırmanız için muhteşem bir enerji alanı oluşturmanıza ve beyin fonksiyonlarınızın doğru çalışmasını sağlıyor. Aslında mucizenin ta kendisi siz olduğunuz için sizin frekansınızı yükseltebilecek olan ekipmanları size birazcık anlatıyorum. Sol elimi bu Antahkarana sembolünün üzerine koyuyorum ve sağ elimi kalbime koyarak aslında çalışmalara başlıyorum. Sağ elim kalbimde oluyor, sol elim Antakarana sembolünde oluyor. Akabinde mantramı açıyorum. Zaten bu videonun altında linkini koyacağım ama mantranın kelimelerini size söyleyeyim. Kaç kere tekrar edeceğinizi söyleyeyim. Om Shrim Om Hrim Shrim Hrim Klim Shrim Klim Bitteş Varaya Namaha diye bir mantra 108 kere tekrarlanıyor ve ortalama 20 dakika kadar sürüyor. Ve bu mantra söylenirken sağ elim kalbimde, sol elim Antakara ana sembolünde gözlerimi kapatıyorum ve istediğim alana kendimi çekiyorum. Tabii ki bu çalışmadan önce biraz daha rahatlamanız da gerektiğini altını çizelim. İstediğim alana çekiyorum. Mesela kendi niyetimden bahsedelim. Peki istediğim o son model bir araba var. İstediğim arabayı hayal ediyorum. Evimin nasıl olmasını hayal ediyorum. Evimin mühitine kadar hayal ediyorum. İşte o evin içerisinde yaşadığım anları hissetmeye başlıyorum. Hepsini zihnimde canlandırıyorum. O arabaya evden çıkıyorum. O arabaya keyifle biniyorum. Arabanın modelini, markasını, imajine ediyorum. Ya da belki de işte istediğiniz belirli bir miktarda bir para var. Mesela 500 bin lira. O 500 bin liranın bir anda size geldiğini, bir anda bir paketin içerisinde size geldiğini hayal etmenizi istiyorum. Mantra kendi kendine tekrar ederken siz de kelimeleri tekrarlayacaksınız. Tekrar ederken mesela 500 bin liraya ihtiyacınız var. 500 bin liraya odaklanın ve o 500 bin liranın size nasıl geldiğini sevgiyle kabul edin ve gelmesinin heyecanını ve sevincini yaşayın. Lütfen ön yargı oluşturmayın. Bırakın bunu bir oyun olarak da deneyebilirsiniz ama 40 gün içerisinde yaşayacağınız mucizelere siz bile inanamayacaksınız. Belki ilk etapta giderleriniz azalabilir, belki ilk etapta 500 bin liraya mesela niyet ettiniz ama 500 bin lira gelmedi. Belki de 100 bin lira geldi. 40 gün sonrasında bir kez daha size önemli tarihler vereceğim. Senenin iki kere, üç kere olacak olan Zaman tünellerinde yapacağımız bu çalışmayla birlikte aslında belki de ikinci seferinde çok daha büyük bir paraya nasip de olabilir nasip kapılarınızı kendinize de çekebilirsiniz haberiniz olsun. O yüzden ön yargı oluşturmayın. Sadece inanarak ve bunun bir oyun, evrenli bir oyun olduğunu hissederek ve sevinçle yapmanızı istiyorum. Peki o zaman kaç gün devam edeceğim çalışmaya? Pazartesi günü başlarsanız 7 gün boyunca devam etmeniz gerekiyor. Yani pazartesi gecesi, salı gecesi, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar gecesi 7. gününüzü tamamlıyorsunuz ve çalışmanız bitmiş oluyor. Eğer ki cumartesiyi pazara bağlayan gece başlarsanız eğer ki bir sonraki hafta cumartesi günü çalışmanız bitmiş oluyor. Her akşam Aynı saatte yapmaya özen gösterin. Aynı saatte aynı disiplinle birlikte sessiz bir ortamda gerekiyorsa çocuklarınızı uyutun. Gerekiyorsa kendinizi inzivaya çekebileceğiniz çok kuytu köşe bir yer belirleyin. Gerekirse mantıra'dan evdekiler rahatsız oluyorsa onun sesinden e, kulaklık takarak da dinleyebilir. Kulaklık takarak da e, kendinizi adapte edebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Kendinizi nerede huzurlu hissediyorsanız hangi saat aralığında huzurlu hissediyorsanız unutmayın gece 23'de sabah güneş ışıyana kadar ki olan vakitte herhangi bir vakitte bunu yapabilirsiniz. Mantrayı Dinlerken yaşamaya, o anı yaşamaya da özen gösterin. Sanki gelmiş, olmuş, bitmiş gibi bir enerji alanı yaşatın kendinize. 7 günün sonunda peki ne yapacaksınız? 7 günün sonunda bu Antahkarana sembolünü e, her gün çünkü sol elinizi buna koyacaksınız, sağ elinizi kalbinize koyarak yapacağınız bu çalışmada Antahkarana sembolünü katlıyorsunuz. Ve katladığınız bu Antahkarana sembolünü cüzdanınıza ne yapıyorsunuz? Koyuyorsunuz. Ana adeta bereket dolu bir sembolizma olarak cüzdanınızda parayı çeken bir mıknatıs görevi görüyor. Aynı zamanda bu yedi tarçından bir tanesini de yine cüzdanınıza koyabilir. Ya da kırıp içinden kırıp e, ufak bir parçasında küçük bir cüzdanınız varsa ufak bir parçasını da koyabilirsiniz. Ve aynı zamanda diğer parçaları da mutfağınızda bereketinin en çok olduğu özellikle böyle mutfak masasında dekoratif bir şekilde bu çam ile birlikte tarçınları koyabilirsiniz sevgili dostlarım. Bunları da ihmal etmeyin. Bir ritüel daha var. Yapmak isteyenler yapabilir. Yapmak istemeyenler de yapmayabilir. Sadece mantıra çalışmasını yapabilirler ve işlerini bitirebilirler. Eğer ki ben Çifte biraz daha şansımı arttırayım diyorsanız. Pazartesi gecesini salıya bağlayan sabah bu çalışmayı ilk gün yaptıktan sonra ne yapacaksınız? Bir tane e, maydanoz tohumu ya da işte efendime söyleyeyim buğday tohumları olabilir. Yani alternatifli veriyorum. Buğday tohumları ya da maydanoz tohumlarını ekebilirsiniz ve ektikten sonra saksınızı kırmızı bir ile bağlayabilirsiniz. Bu siz oradaki ateş enerjisini ve para enerjisini arttıracak olan yine bir enerji alanı oluşturuyor ve her gün sulamayı da ihmal etmeyin. Maydanoz ya da buğday tohumlarını ekerseniz e, kırmızı ile birlikte e, çok güzel bir enerji alanı oluşturur ve paraya para demeyeceğiniz yine güzellikleri kendinize getirebilirsiniz. Bunların, bu çalışmaların yan etkisi aşk hayatınızı çekmek, aşk hayatınızı düzenlenmesi haberiniz olsun ee, ve sağlığınızla alakalı zorlu imtihanlarınız bulunuyorsa özellikle kubara mantra sağlığı da güçlendirecek olan bir mantra çeşididir. 7 gün devam edemeyenler için İlk etapta 3 gün devam etmesi önerilir. Dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesini sadece parmak basacağım. Özellikle ilk akşam, sonraki akşamlar çok önemli değil. İlk akşam e, cinsel ilişkiye girmemek önemli. E, temiz olmak önemli, duş almak önemli, biraz daha böyle işte o gün gün içerisinde yardımlar yapmak önemli. E, daha böyle hani kendinize özen göstermek, biraz daha sessiz kalmak önemli. Yaptığınız çalışmayı e, ilk etapta kimseyle paylaşmamak da önemli olabilir. Başkalarının ön yargılarını oluşturulmaması için çalışmanız bittikten sonra da paylaşabilirsiniz. Ya da çalışmaya başlamadan önce paylaşın ama çalışma sırasında ben bunu yapıyorum çok demeyin. İnsanlar kıskanabilirler ya da o frekansa alışık olmadıkları için karşılarına çıkmamış olabilir. E, o yüzden bunları dikkat ederseniz güzel olur ama sonraki günler işte cinsellik yaşayabilirsiniz. E, biraz daha hani e, olan şeylere dikkat etmeyebilirsiniz. Aha, bir de bir konu daha var. Alkol tüketimi. Alkol tüketimini bu 7 günün içerisinde Kubera mantra çalışacağımız zaman yapmazsanız güzel olur, iyi olur. Odaklanmanız ve frekansınızı yüksek tutmanız için diyorum. Evet, umarım işe yarar. Jüpiter'den aldığımız destek var. Bu, bu hafta Venüs ve Ay sembolizmalarının kavuşmasıyla da güzel bir destek alacağız. Gökyüzünün şansı, bereketi, huzuru, mutluluğu sizlerle olsun sevgili dostlarım. Güzel haberleri bana 40 gün içerisinde iletmenizi mucizelerle birlikte bekliyorum. Videomu beğendiyseniz rüçerlerime devam etmemi istiyorsanız takipte kalmanızı, beğenmenizi ve aynı zamanda yorum yapmanızı istiyorum. Ve haftaya tekrar görüşelim diyorum. Hoşçakalın.